Sevgili Diren Sanat takipçileri, Ataşehir Dastas sahnenin, Dastas'ın açık sahnesinde bugün Hausbühne'nin Kopenhag oyununu izledik. Oldukça derinlikli, güzel hazırlanmış ve fizik tarihine, dünyanın fizik tarihine bir dalış gerçekleştirdik. Hem fizikçileri tanıdık, hem işte Bohr, Heisenberg, onların o hep gizemli kalan, hiçbir zaman çözülemeyen Kopenhag buluşmasının sırlarını araladık ve tabii ki oyunun yazarı Michael Frey'nin yorumuyla. Bu oyunun çevirisini ve yönetmenliğini yapan Noyan Ayturan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Oyununuzu izledik. Bizi de biraz izlerken de yordu aslına bakarsanız. Biraz da keyif aldık. Çünkü sahnede bilimsel bir konunun, fizik kanunların konuşulması, bunu hem sosyal ve toplumsal konular içerisinde verilmesi, bizi de hem fiziğe hem bilime hem yaşama da bakış açımızı da etkilemiş oldu. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Neden bu oyun? Neden bu oyunda? Umarım keyfi zorlandığından fazladır, zorlamasından Evet. fazladır. Çünkü biraz da şey ya, artık hep böyle bir şeylere emek harcayıp onunla o emeğin karşılığında Tabii. kazandığımız keyifler bana daha kıymetli geliyor açıkçası. Aslında birazcık da oyunu seçme sebeplerinden bir tanesi de böyle. Sizin söylediğiniz gibi aslında epey zor bir oyun. Metnin yani çevirisinden başlayarak aslında yani her sürece benim Evet. için çok zordu ama onların hepsi böyle bir challenging ve onu başardıkça keyif aldığımız bir şey oldu ekipçe. Dolayısıyla aslında zorlukla mücadele etmek çok keyifliydi. Onun dışında benim aslında Kopenhag metni bugün artık İstanbul tiyatrolarını çok görmeye alışık bir olduğumuz tarzda bir metin değil. Dolayısıyla o yüzden yani ben kendimi bir kenara çekerek yani metnin şu anda Evet. sahneleniyor olması beni çok mutlu ediyor. O yüzden de aslında yani benim hani daha önceki fizik geçmişim de var. Bu arada Öyle mi? fizik lisansına sahibim. Ondan sonra yüksek lisans ve doktorayı tiyatro Biz alanında. dramaturg ve tiyatro eleştirmenliği yalnızı biliyoruz. Evet, lisansında da öyle bir dönemim oldu hayatımda fizik Hı dönemim ama yani çok severek ve isteyerek girdiğim bir alandı zaten fizik. Dolayısıyla oradan da tabii ki çok etkiledi. hmm. Ama oyunun bence sahnelememi değil anlamamı daha çok rahatlattı. Çünkü oyunu yani fizikçi olarak okuduğunuz zaman oradaki dramatik anlam daha açığa çıktığını hissettim. O yüzden de aslında tekrar çevirmek zorunda kaldım. Bence ilk çeviride Türkçe'ye kazandırılan çevirisinde öyle bir eksiklik vardı. Bir takım fizik olarak tam orada kullanılan metaforlar anlam olarak oturmadığı zaman bence oyunun dramatik gücü çok oluşmuyordu. O yüzden de devlet tiyatrolarına girdi daha önce bu oyun repertuarında bulunuyor devlet tiyatrolarında ama hiç sahnelenmemiş şimdiye kadar. İşte bahsettiğiniz zorluklardan aslında belki de. Birazcık da kurum tiyatrosu işi. Bunu özel tiyatroda yapmak çok kolay bir şey değil Peki son açıkçası. zamanlarda mesela Oppenheimer sinemada bayağı ses getirdi. Türkiye'de de çok izlendi. Ben de şaşırdım. Türkiye'de böyle bir atom bombasının yapılış hikayesi, bir fizik kanunun bu kadar ilgi görmesi. Biraz kendim ümitlendim de aslında insanlar bu kadar bilime de ilgi duyuyor diye. Buradan yola çıkarak mı karar verdiniz? Bir etkilenme oldu mu filmden, sinemadan hani alıcısı varmış o zaman böyle bir şey yapabiliriz gibisinden? Benim olmadı. Çünkü ben Oppenheimer'ı duyduğumdan çok daha öncesinde aslında bunu Evet, 2022'de mi başlatmıştınız aslında benim tarafımdan 6 proje? yıllık falan bir şey bu. Yani Evet. hani sahneye koyma serüveni. Hani oyunu
sahneye koymaya karar verdiğinden itibaren, ama Oppenheimer'ın etkisi bence seyirci tarafında oldu. Bu arada ben sizin kadar şaşırmadım aslında. Çünkü ben hani Türkiye'deki insanların bilimle şaşırtacak derecede fazla ilgilendiğini düşünüyorum, ama hani belki sinemada çok izlenilmesi beni öyle şaşırtmıştı yani. Evet, ama şeyler de böyle zeki, weird tipler de her zaman tutan karakterler oluşturuyor işte. Hatta Dikmen Gürüm bizim oyunla ilgili yazarken işte Byronic Kahramanlar diye bunu başka bir yerden açıklamıştı. Ama işte ne bileyim, Oppenheimer işte yani böyle yüksek zekalı, böyle garip insanların hayatları genelde ilgi çekici olabiliyor diye düşünüyorum ki atom bombası zaten başlı başına. İnsanların zaten hep merak ettiği bir alan. Şimdi sizin fizikçi olmanız beni şu açıdan da biraz rahatlatsın. Çünkü biraz oyuna gelmeden önce şunu merak ettim. Acaba dedim, hani belirsizlik var, kuantum var, işte Bohr atom teorisi var, işte o parçacıklar, ne bileyim izafiyet var. Bir de atom bombasının bir de hep kim yaptığı, kim daha etkili olduğu, bunu bir de hem de sorgularcasına da bir konu var yani ortada. Sevgili seyircilerimiz izledikleri zaman daha iyi anlayacaklar ne demek istediğimizi. Çünkü hep bir soru yumağı içerisinde gidip geliyoruz. Hani dedim, bir uzman danışmandan destek aldılar mı, bunun araştırmasını yaptılar mı diye bunu soracaktım. Yok ama fizikçi şöyle bir şey olduğunuz için gerek yani, kalmadı. Bunları araştırıyor olmak keyifli aslında. Evet. Yani bu oyunu da mesela hani kesin bir önerisi olmamakla birlikte aslında hani bütün her şeyi farklı farklı perspektiflerden gösterip aslında her şeyin aynı anda da olduğu bir, herkesin aynı anda haklı ve haksız olduğu bir durum var aslında. Belirsizlik ilkesinde de kuantum mekaniğinde de benzer şeyler Burada da vardır. göndermeler var ya, hani üç kişi, işte iki kişi var, üçüncü kişi kendisini görmüyor, ikiyi Evet. görüyor vesaire. O finalde de zaten bunu gayet güzel vermişsiniz. Teşekkür Şimdi. ederim. Final Peki, benim için çok önemli o açıdan. evet. Yani çünkü bizim aslında hani bunu neden yaptığınızın sorusu birazcık da aslında orada Evet. yapıyor. Birazcık da anlatayım yani. Tiyatro Tabii oyunlarında tabii çok bir buyurun şey olmaz. buyurun. Benim için en önemli olan şey şu anki bu işte kaos ortamında böyle herkesin sürekli birbiriyle kavga ettiği ve suçu sürekli karşısındakine attığı bir ortamda aslında bir adım geriye çekilip o olayın gelişmesini kendi rolüyle yüzleşmesi benim için çok büyük önem taşıyor. Aslında oyunun da finaline doğru götürdüğümüz zaman hani bombayı sen attın ben atmadım işte sen Almanlara atom bombası yapıyorsun tartışması değil mesela. Ben ne yapıyordum o sıradanın sorumluluğunu alması gerekiyor bütün karakterlerin ve o şekilde. Bir de 1941 yılı fizikçiler bakımından da hakikaten inanılmaz fizikçilerin bol olduğu bir dönem. Atom bombası yapılıyor, bir yerde Einstein var, işte bir yerde Oppenheimer var, Bohr var. İşte şimdi unuttum. Heisenberg var. Ondan sonra bunların tabii ki o kapışmaları, mücadeleler var. Bir yanda İkinci Dünya Savaşı var ve böyle bir yarış havasında. O dönemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bir hem fizikçi hem bir sanat eleştirmeni gözüyle, bir de oyununuz gözüyle baktığınız zaman. Yani o dönemi inanılmaz ilginç bir dönem. Yani 20. yüzyılın özellikle yani ortalarına doğru, ilk yarısı ve ortalarına doğru hani 60'lara kadarki olan süreç sanat açısından, bilim açısından, siyaset açısından inanılmaz bir dönem. Yani hani Evet. sanatta da işte çok avantgard takımın çıktığı bir dönem. Ve yani hani bunun savaşta da çok bağlı. Yani iki Evet. tane dünya savaşı çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Ortaya işte bir yandan işte modern fizik diye bir şey çıkıyor. O zamana kadar ki bilim insanları genelde fizikçiler biz artık her şeyi dünyayı açıklayabiliyoruz gibi determinist bir bakış açısıyla konuşuyorlardı. Sonra işte bir tarafta görelilik teorisi, bir tarafta kuantum teorisi. Bu ikisi birlikte ortaya çıktığı zaman abi biz evrene dair hiçbir şey bilmiyormuşuz Evet. dedi fizikçiler. Ve bu çok felsefeyi de etkileyen bir şey oldu ondan sonrasında. Dolayısıyla fizik, felsefe, sanatı çok etkiledi. Yani bunu oradaki aslında bir dünyanın hissettiği bir şey. İşte hani böyle zeitgeist derler ya işte hani o anki ruh haliyle ortaya çıkan bir şey. Bir yerde dünya savaşları oluyor, yüz binlerce kişi ölüyor. Sonra o teknolojinin ürettiği bomba bir anda milyonlarca kişinin hayatını belirleyebilecek şey geliyor. Yani çok acayip karışık bir dönem ama işte bu dönem sonrasında da tiyatroda çok enteresan figürler çıkıyor. İşte Beckett'ler, Ionesco'lar falan gibi insanlar da aynı zamanlarda çıkıyor. Bunları da belki üzerine düşünmek lazım. Tabii orada mesela şey vurgulaması da beni etkiledi. Hani Heisenberg'in yani atom bombasıyla hangi şehirleri yok ettik değil de hangi şehirleri kurtardım vurgusu, o da mesela bir bakış açısı
Yani hep böyle yok edilişe bakmıyoruz. Kazananlara da bakmış oluyoruz. Bir de tabii oyunda hep sorulan şey Kopenhag'a neden geldin? Ve bu Kopenhag'da işte Hitler'in atom bombası yapması için acaba işte Bohr'u ikna etti mi, etmeye mi çalıştı? İşte alıp götürmek mi istedi? Sonra Bohr Amerika'ya gidiyor. Amerika'da atom bombasının yapıldığı ekipte görev almış oluyor falan. Peki sonuçta seyirciye de bir soru soruyorsunuz. Hani seyircinin de bir vicdanla bir gönderme yapmış oluyorsunuz. Bu sahnelenme sürecinde sizin gözlemlerinizle siz hangisini ikna oldunuz? Seyirci hangisini ikna oldu? Böyle bir dönüş yaptınız mı? Siz izlediniz bugün. Belki bu sorunun cevabını siz verebilirsiniz. Ben seyirci olarak bence ikna etmiş gibi geliyor. Hangisi? Ya bir taraf mı? Heisenberg'in Bohr'u ikna ettiğini düşünüyorum. Bende oluşan izlenim o oldu. Çünkü Bohr'da biraz mesela şey daha fazla. Yani ondan etkilenme şeyi daha çok gibi gördüm. Yani şimdi iki karakter var. Bu arada onu sormak istiyorum. Bir dakika aklıma gelmişken. Şimdi Bohr'u gayet sevecen, şefkat dolu, böyle gülümseyen, sevgi dolu bir bakışı var. Daha sıcak varken. Heisenberg'in duygular, hisleri belli olmuyor. Yani bu sizin seçiminiz mi? Böyle mi karar kıldınız? Oyuncu mu öyle? Doğru. Çok tespitinize katılıyorum. Aslında gerçek hayatta da böyle, evet. Metinde de böyle. Ben de birazcık bu şekilde, ya da şöyle söyleyeyim, benim okuduğum şey bu ve aslında bırakmak istediğim izlenim de bu karakterlerle ilgili. Eğer bu şekilde geçirse mutlu olurum. Çünkü biri seviyor, birindeki o şeyi görüyorsun, gözlerindeki parıltıyı falan. Öbüründe duygu hiç belli olmuyor. Yani tamamen sanki inisiyatif tabii ki şeyde oluyor, Heisenberg'de olmuş oluyor. Öbürünün zaten ona gitme meyli varmış gibi oluyor yani. Burada da bir zaten oyunda da vurgu yapılıyor. Baba oğul vurgusu, işte yürüyüş yapmaları, konuşmaları. Peki bunların aynı zamanda fizik yapma biçimleri de aslında birbirine benzeyen birbirine şeyler. Birbirine benziyor, tamamlayan bir ister. Şimdi peki bir de şunu sormak istiyorum. Mesela oyuncular Umut Başkırma, Yaman Ceri, Burcu Ger, onlarla da birazdan röportaj yapacağız, soralım soracağız. Şimdi oyuncular daha önce Şahika Tekant'tan çalıştılar. Düzeltiyorum. Şahika Hoca'dan çaldım bazılarını. Yani evet, oradan getirmiş oluyorsunuz ve aslında performans olarak çok yetenekli oyuncular. Daha önce Gergedanlaşma, işte oyun, tiyatro festivallerinde izlediğim oyuncular. Gelmeden önce de bunu bekliyordum aslında. Daha performansa, daha doğrusu bedensel performansa yoğunlaşılmış bir sahneleme biçimi bekliyordum. Ama daha siz durağan, daha statik bir sahneleme biçimi tercih ettiniz. Neden? Şöyle, ben yıllarca aslında, hatta evet, yıllarca tam olarak bu oyuna kadar çalıştığım alan her zaman işte tiyatro daha fiziksel olan, işte performatif olan, hep bu alanlarda, evet, çalıştım. Yani hatta mim, jonglörlük gibi, hatta daha bu gergedanlaşmayı hatırladım bugün mesela oyuncuların geçmişine baktığım zaman. Enka'da izlemiştim ben. O müthiş. Yani jonglörlüğün artık zirvesiydi Yaman yani. Yaman eski bir şey, stüdyo oyuncusu. Evet. Burcu daha yakın dönem stüdyo oyuncusu. Ama şey, bir tek Umut stüdyodan değil. O da Mimar Sinan'dan, evet, mezunum. Zaten onlarla konuşursunuz şimdi. Onları çok alanına girmeyeyim diyorum. Sizin evet, yönetmen. İlk defa bu oyunda bu kadar anlam odaklı bir şey yapmış. Anlamdan kastım soyut anlam, fiziksel anlam değil. Evet. Yani sahnedeki hareketi zaten dekor da yok. Evet, dekor da yok. Hatta evet. İşte hani diğer tasarımcı arkadaşlarla falan da konuşurken bir şey eklemek istiyorlar. Dedim ki bu oyunda hiçbir şey olmayacak. Çok az hareket olacak. Zaten ve insanın tamamen uzaydaki boşluğunu anımsattırıyor bize yani. O kesinlikle işte hep böyle işte hani Abyssal odakta kim diye var böyle hani yazan işte hani o boşluk hissini yaratmaya, evet, odaklandım. Çünkü burada da sahnedeki herhangi bir yerleştirdiğim fiziksellik kendi temsiliyetiyle beraber gelecek ve benim oluşturmak istediğim soyut anlamı kıracak bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar karanlık ve bir boşluk hissiyatı içinde yapmaya çalıştım oyunu. O yüzden az hareket, sıfır dekor ve tamamen oyunculuğa ve anlama dayalı bir iş çıkartmaya çalıştım. Bence o hem insanın o uzaydaki yalnızlığı, işte o üç kişinin bir boşluktaki dolaşması, bütün bunların sonucunda o finaldeki o Sinevizyon'da verilen ki o gösteri bence olayı bütünleştirdi. Yani neden üç kişinin dekordan işte şey zamandan ayrılarak öyle olmasını bence çok iyi verdi yani. Çok güzel bir oyun sahneye koydunuz. Gerçekten de bizi çok çok düşündürdü yani. Artık metafiziğin, uzayın derinliklerine götürdü.
Bir de bu oyunu, şunu da belirtelim, House Bühne'nin oyunu. Biraz ondan bahseder misin? Son olarak nasıl tiyatro, nasıl kuruldu, işte nasıl başladınız? Başka oyunları var mı? Yeni projeler var mı? Tabii, kısaca bahsedeyim hemen. House Bühne aslında bizim sanırım 6. yıla giriyoruz. Melike Sabah Akım diye bir akademisyen, yani tiyatro akademisyeni arkadaşımla beraber kurduğumuz bir platform. Bu kurma nedenimiz aslında bir tiyatro kumpanyası olarak kurmadık bunu ilk çıkarken yola. Tiyatro üzerine tartışmaları arşivleyebilmek, kendi yaptığımız tartışmaların aslında çeperini genişletebilmek amacıyla kurduğumuz bir şeydi. Ve daha çok YouTube videolarıyla biliniyordu. İşte önce kendi aramızda yaptığımız oyun kritikleri, evet, bazen sizin gibi konuklar çağırıp konuklarla bir takım konuşmalar oluyordu. Hep amacımız tiyatro üzerine tartışalım. Bu tartışmaların seviyesi yükselsin de bunları arşivleyebileceğimiz YouTube'da da bir seçenek olsun. Alan olsun. Evet, evet. Yani YouTube bizim için bir araçtı yani, evet, yani bunun için. Daha çok insanla diyalog kurabilmek için. Ondan sonrasında biz burada işte hani bir takım programları var oranın, yine daha böyle felsefeye veya tiyatro pratiğine dair başka Görkem Şarkan'la Büyük Resim diye bir programımız var. Onun yanında bir de Meditasyonlar diye Kayhan Berkin'le yaptığımız bir program var. Bunlar da tiyatro teorisi ve pratiği üzerine farklı diziler. Bu ilk defa Kopenhag Hausbühne'nin ilk tiyatro prodüksiyonu oldu. Biz de yani zaten bu benim yapmak istediğim bir metindi. Bunun içerisinde işte Ferdi Çetin, Melike Sabah Akın falan gibi aslında Kopenhag, evet, Hausbühne'nin üyeleri vardı. Biz de dedim ki madem o zaman Hausbühne üzerinden bunu yapalım diyerek Hausbühne'yi aslında aynı zamanda, evet, yapım yapan da bir Çok çok güzel gibi oldu. Bir de tabii biraz böyle Alman tiyatro oyunlarını da çağrıştırıyor yani. Almanya'da da... İsmimizde İrem buldu bu arada. Köz isim ne koyacağız diye şey yaparken siz de işte ilk başlarda evde çekiyorduk programları. Evet, siz de Hausbühne'ye koyun. Dedim, bize Hausbühne'ye koyduk. Çok mantıklı geldi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ayrıca da bu güzel oyunu seyirciyle buluşturduğunuz için. Sevgili takipçilerimiz de Kopenhag oyununu mutlaka izlemelerini öneriyoruz. Birazdan oyuncularla birlikte kısa röportajımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.